Beta ECG sonucu nasıl okunur arkadaşlar? Bunu daha önce anlatmıştım ama biraz daha özet ve kısa anlatayım. Mesela sonucu 0,5 geliyor, 1,2 geliyor. Hocam bu nedir falan filan böyle sorularınız var. Şimdi bu videoda bunu anlayacaksınız. Özetleyeceğim şimdi. Önce beta ECG nedir onu söyleyeyim kısaca arkadaşlar. Gebelik oluşursa plasentadan salınan bir hormon ECG. Sadece gebelikte oluşuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu hormona bakıp gebelik var mı yok mu anlayabiliyoruz. Şimdi normalde döllenme olursa döllenmeden yaklaşık 11 gün sonra gebelik oluşursa kanda bu ECG saptanır. Yani kan testi yaptınız. Döllenmeden 11 gün sonra yani adetiniz gecikince kanda saptanır. İdrarda biraz daha geç saptanır. Yaklaşık 12-14 gün sonra saptanır. Gebelik oluşursa arkadaşlar ECG seviyeniz sürekli artar. Gebeliğin 8 ila 11 haftası sonrası yani yaklaşık 3 ay sonra en yüksek seviyeye ulaşır. Şimdi test yaptırdınız arkadaşlar. ECG yaklaşık 2 ila 3 günde bir gebelik oluşursa ne olur? 2 katına çıkar. Bakın burada yaklaşık referans değerleri var işte. Kaç haftalığım diye soruyorsunuz. Mesela 3 haftada yaklaşık 5 ila 50 arası, 4 haftada işte 5 ila 425 arası olabiliyor. Yani kişiden kişiye göre ECG seviyeleri değişebiliyor. Çok böyle keskin sınırlar yok. Ama ne oluyor? 3 günde bir yaklaşık 2 katına çıkması lazım ECG seviyenizin. Peki gebe demek için ne gerekli? Bunu kanda tam olarak, kesin olarak söylemek zor arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim size. ECG seviyeniz 5'in altında ise gebelik o an en azından yok demektir. 25'in üzerinde ise de o zaman size gebelik büyük bir ihtimal başlamış demektir. İşte 5 ile 25 arasında ise bu durumda biraz biz buna gri zon diyoruz. Bu durumda testinizi sonra tekrarlamanız gerekir. Muhtemelen yine gebelik vardır ama artışı görmek lazım. Yani gebe demek için genellikle 25'in üzeri sonuç bekliyoruz. Kesin gebelik demek için de ne gerekiyor? İşte doktorunuz ultrason yapacak. Yaklaşık ECG seviyeniz 1000 ile 2000 seviyesine ulaştığı zaman artık gebelik kesesi görünür. Kesin olarak gebe var ya da yok denir. Evet. Şimdi bakın sonuçlara geçelim arkadaşlar. Mesela bu hastada gebelik testi yaptırmış. ECG sonucu kaç? 0,5 gelmiş bakın. Bu ne demek? 5'ten küçük olduğu için gebelik yok yani negatif demek. Bir başka sonuca geçelim. Bakın bu çok sık alınan bir sonuç. ECG seviyesi küçüktür 1,2. Genellikle kitlere bağlı olarak arkadaşlar küçüktür 1,2 olarak gelir. Bu sonuçta gebelik yok demek, negatif demek. Zaten 5'ten küçük ve kitlere bağlı genelde küçüktür 1,2 gibi sonuçlar gelir. Burada da gebelik yok. Bir başka sonuca geçelim. Bakın arkadaşlar burada bu yabancı bir test sonucu. Beta HCG'ne çıkmış. Result dediği şu kısım. Sonuç 24 çıkmış. Ne demiştim? 5 ile 24 arası, 25 arası gri zon. Muhtemelen gebelik var. Bu kişinin 2-3 gün sonra bu testi tekrarlaması uygun olur. Artışı görmek için muhtemelen gebelik başlamıştır. 25'in üstüne artık gebelik başlamış diyebiliyoruz. Bakın başka bir hasta. Burada da sonuç kaç arkadaşlar? Görüyorsunuz. HCG sonucu kaç çıkmış? 60,3. Yani 25'ten büyük olduğu için bunda da gebelik artık başlamış demektir. Şimdi bir de şunu soruyorsunuz. Gebelik testini tekrarlamalı mıyım? Şimdi gebelik testi 5 ile 25 arası çıkmış ise bunu 2-3 gün sonra tekrarlayın. 25'ten büyük çıkmış ise bunu tekrarlamaya gerek yok. Zaten gebelik başlamış demektir. Ama böyle sizde bir kanama olmuşsa ya da işte şiddetli karın ağrısı, kramp varsa ya da daha önce düşük hikayeniz varsa o zaman gebelik testinizi tekrarlayabilirsiniz ki gebelikte bir düşük olmasın. Bir de son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gebelik değerleri normalden yüksek geldi. Yani ECG seviyeniz aşırı yüksek. Mesela 3 hafta gebesiniz, 3 haftalık sonucunuz 125 geldi atıyorum.
Bu yüksek değerler genellikle ya gebelik haftasının yanlış hesaplanmasından ya molar gebelik denen bir gebelik, üzüm gebeliğinde diyorsunuz ya da çoğul gebeliklerde olur. Gebelik hormonunun düşük gelmesi ise yine gebelik haftasının yanlış hesaplanmasından, düşük yapmanızdan veya dış gebelik, ektopik gebelikten veya kimyasal gebelikten kaynaklanmış olabilir. Evet arkadaşlar, HCG sonucunuz böyle değerlendiriliyor. Özetle 5'ten küçük negatif, 5 ile 25 arası büyük bir ihtimal gebelik var. Ama 2-3 gün sonra artış görmek için tekrarlayın. 25'ten büyükse artık gebelik başlamıştır diyoruz. Bununla ilgili sorunuz varsa videonun altına sorabilirsiniz. Çekinmeden bir başka videoda görüşelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.